Herkese merhabalar arkadaşlar umarım sağlığınız saatiniz yerindedir Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte yine hikayesi olan şirketler serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Daha önce bildiğiniz gibi tüpraşı çekmiştik. Aksa akriliği çekmiştik. Bugün de sizlerle birlikte Ford Otosan'ın videosunu çekmek istedim. Ama videosu, videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olarak ve videoların altına yorum bırakarak bizlere destekte bulunabilirseniz onun dışında da açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir. Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz bir de bir uyarı yapmak istiyorum sizlere son zamanlarda çok fazla dolandırıcı dolaşıyor yani benim adıma fake hesap açıp işte sizlere VIP grubuna davet ediyorlar. Bu şekilde para isteyen e, dolandırıcılar var. E, şunu söylemek istiyorum, benim sadece iki tane grubum var. Bunlardan birisi katıl grubu. O da e, katılla girdiğiniz zaman toplu kısmında bir Telegram linki var. Oradaki grubumuz var. Bir de normal herkese açık grubumuz var. Onun dışında böyle VIP grubumuz yok. Bilginiz olsun. Yani kimse öyle paranızı kaptırmayın. E, aklınızı başınıza alın diyorum. Şimdi gelelim e, Ford Otosan'ın öncelikle genel olarak şirket görünümüne ve daha sonra da Hikaye kısmına değinmek istiyorum. Öncelikle bir bakışta Ford Otosan. Bakın bu yatırımcı sunumundan ee, okuyacağım sizlere. Şimdi öncelikle Ford Otosana baktığımız zaman ilk yerli Binek Otomobil Anadolu 1966. Daha sonra 1986'da Türkiye'nin ilk yerli dizel motoru, e, dizel motoru ERK, e, Türkiye'nin otomotivde ilk özel Arge merkezi 1961'de kurulmuş. Amerika'da yapılan ilk otomotiv ihracatı 2009'da olmuş. Türkiye'nin ihracat lideri yani sektör lideri bir şirketten bahsediyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük sanayi kuruluş, Bakın sanayi anlamında da e, Türkiye'de ikinci. Bu da yine oldukça önemli bir şirket olduğunu bizlere gösteriyor ve Türk otomotiv sektöründeki en yüksek istihdam Ford'un Avrupa'daki en büyük ticari araç üret üreticisi Türk otomotiv sektöründeki en yeni ve geniş ürün gamı Türk otomotiv sektöründe de yüzde 34 ticari araç pazar payı yani bu yüzde 34 demek Türkiye'de zaten sektörün lideri olduğunu zaten söylemişlerdi bu yüzde 34 yine yani Türkiye'nin üçte birini almak demek oldukça önemli bir yüzdeden bahsediyoruz şimdi Türkiye'nin otomotiv üretiminin %28'i Ford Otosan'a ait, Türkiye'nin ticari araç satışının %34'ü Ford Otosan'a ait, Türkiye'nin ticari araç üretiminin %69'u Ford Otosan'a ait. Oldukça büyük bir rakam bu. Türkiye'nin ticari araç ihracatının da %75'i Ford Otosan'a ait. Yani buradan oldukça önemli bir şirketten bahsediyoruz. Ford'un Avrupa'da sattığı araçların 3'te 4'ünü Ford Otosan üretmekte. Ford Transit'in dünyadaki öncü üretim merkezi. Ford Transit Custom ve Tornier Custom'ın dünyadaki tek merkezi. Ford Transit Courier ve Tornier Turniye Courier'ın dünyadaki tek merkezi, Ford Trucks kamyonlarının mükemmellik merkezi, öncü fabrika ağına Global Light Network ile giren tek Ford fabrikası ve dünyada 4 otomotiv fabrikasından biri. Yani buradan yine oldukça önemli bir şirket. Global anlamda da önemli bir şirket olduğunu görebiliyoruz. Kamyon ve ilgili motor ve motor sistemlerinde küresel mühendislik merkezi, hafif ticari araç geliştirmede küresel destek merkezi, dizel motor ve motor sistemleri mühendisliğinde küresel destek merkezi olmuş. Şimdi 1997'de üretim kapasitesi 47 binmiş ve 2022'de bunu 15 kat artırmış. Oldukça güzel 720 bin 21.700. Üretime baktığımız zaman 43.000'den 465.000'lere çıktığını görüyoruz. İhracat olarak 667'den 390.000'lere çıktığını görüyoruz. Ee, i̇hracat Amerikan dolarıyla baktığınız zaman da 16 milyondan 8 milyar dolara çıkmış. Dolar bazında bile oldukça büyük bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Gelirler 850 milyondan 10.4 milyar TL'ye çıkmış. Çalışan sayısı 3406'dan 20911'e çıkmış. Piyasa değeri de 1.1 milyar dolardan 9.8 milyar dolara çıkmış durumda. Yani böyle önemli bir şirketten bugün sizlere bahsediyor olacağız. Şimdi burada Genel olarak şirketi tanıttım sizlere. Yani aşağı yukarı ne yaptığını zaten biliyorsunuz ama genel olarak nasıl bir şirket olduğunu tanıttım. Biraz da şirketin hikayelerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle burada e, hikayeye geçmeden önce e, burada Dünya Gazetesi'nin önemli bir haberi var. Bunu bahsedeceğim. Bununla hikayesini birleştireceğim. Şimdi otomotivciler direksiyonu yeşil ve dijitale kıracak demiş. Bu yıl 34 milyar dolarlık ihracat hedefiyle tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan otomotiv sektörü yani bu yıl dedi 2023 senesinden başla 2023 senesi otomotiv, senesi otomotiv sektörü için önemli bir sene olacak bakın e, tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanıyor otomotiv sektörü şeklinde başlıyor zaten. En büyük pazarı da Avrupa Birliği'ni kaybetmeme adına yeşil ve dijital yol haritasını çizdi. Yani yeşildi diye aslında bir nevi çevirici üretimden bahsediliyor. Şimdi burada... Ee, biraz okuyalım yazıyı neler yazıyor burada. Şimdi Mart ayında 3.3 milyar dolarlık ihracat rakamıyla aylık bazda rekor kıran otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik eylem planı açıklandı. Ee, 6 başlık altında toplanan hedeflere ulaşmak için belirlenen süre ise 5 yıl OSEP Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi öncülüğünde Taysat ve OSD'nin katkılarıyla hazırlanmış. Burada Yeşil Mutabakat dahilinde adımların hızlandırdığı söylenme hem otomotiv hem otomotiv hem de diğer sektörlerimiz adına çok daha hızlı hareket etmek zorundayız İleri teknolojiye sahip olanlar rekabetli bir adım önde olacak şimdi burada gelelim nelerden bahsediliyor bunlardan bahsedin burada bakın binlerce ihracatçı rehber olacak şeklinde yazılar var şurada önemli yazılar var. Bunları okumak istiyorum. Şimdi OİB Başkanı Baran Çelik'te 550 bin kişilik istihdam gücü ve %15 oranındaki pay ile ihracatçının lider sektörü olan otomotivin Mart ayındaki rekorla önemli bir motivasyon kazandığını söyledi. Çelik, Mart'ta ihracatımız 3.3 milyar dolar ile aylık bazda tarihinin en yüksek ihracatına ulaştık. Yılın ilk 3 ayındaki ihracatımızda da %15 artışla 8.5 milyar dolar oldu. Yılın ikinci yarısında çip krizinin etkilerinin de daha da azalması ile yine tarihi bir rekor imza atarak 34 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize ulaşacağımızı e, öngörüyoruz. Yani buradan ilk 3 ayda ihracat 8,5 milyar dolar. 8,5 burada 4'e çarparsak aşağı yukarı bakın 34 milyar dolara geliyor. Yani burada önemli bir ata belki 34 milyarı da geçebilir. Çünkü çip krizi de eğer çözülürse oldukça önemli 34 milyar dolar e, çok ciddi bir rakam. E, Tim'in sürdürülebilirlik eylem planı hedefleri kapsamında hazırlanan ve iklim değişikliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi önemli hedeflere uyum sağlamak için oluşturulan planın aylar süren çabalar sonucu sektör temsilcilerin görüşleri de anlara kapsayıcı ve hedef odaklı bir şekilde hazırlandığını söyledi. Burada kısacası şunlardan bahsedeyim, onları söyleyeceğim sizlere. Şimdi burada Türkiye otomotiv endüstri yaklaşık yaklaşık %77 payı ile en büyük pazarı olan Avrupa'nın sürdürülebilir gelecek sağlayan bir mobilite çerçevesi geliştirmeye öncelik ettiğine dikkat çeken Çelik, fosil yakıtlı araçları hızla terk eden Avrupa ülkelerinde hedef 2035 yılında tüm yeni araçların sıfır emisyonlu olarak satışa sunulması. Yani burada nelerden bahsediliyor? Elektrikli araçlardan bahsediliyor. Türkiye otomotiv sektörünün rekabette ayakta kalabilmek için bu dönüşümün güçlü bir parçası olması gerekiyor. En büyük pazarımız olan Avrupa'yı kaybetmemek ve rekabet gücümüzü korumak için yeni teknolojilere ve, ve elektrikli araçlara yatırım yapmalıyız. Çelik Türkiye'de halen elektrikli araçların pazar payının %1 civarında olduğunu da kaydetmiş. Yani burada 2050 karbon nötr, Türkiye 2053 net sıfır ve yeşil kalkınma hedeflerini desteklemek amaçlı otomotivde elektrikli araçlara yönelmesi gerektiğini e, baz alıyor aslında haberimiz. Otomotivin 5 yıllık sürdürülebilirlik planına baktığımız zaman burada neler varmış? İşte farkındalık, mevcut durum tespiti, yeşil dönüşüm için finansa erişim ve işbirlikleri, çevresel etkilerin azaltılması ve döngüsel ekonomiye geçiş, çevreci araçlar için yeni teknolojilere geçiş ve sosyal sürdürülebilirlik. Burada kısacası <laughs> İlerleyen dönemlerde elektrikli arabalara çok ciddi yatırım yapılması gerektiğini söylüyorlar ee, otomotiv anlamında. Bu da tabii ki kim gerçekleştirecek? Türkiye'deki lider hangi şirket otomotiv anlamında? Ford Otosan. Hemen Ford Otosan'ın şöyle bir kap haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Ford oto'ya baktığımız zaman bu haberini... Şunu da artık kapatalım. 7 e, Şubat 2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen batarya hücre üretim yatırımının gerçekleştirilmesine yönelik görüşmeler sonucunda Ford Motor Company, LG Energy Solution ve Koç Holding arasında Ford ve LGES tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretim yatırımına Koç toplumun katılması konusunda bir niyet mektubu imzalanmış. Moğol uyarınca taraflarca anlaşılması halinde üretime ilk etapta 2026 yılında başlanması ve yıllık 25 gigawatt saat ile ulaşılması planlanmakta olup ikinci etap olarak 2029 yılında kapasitenin 20 gigawatt saat artırılarak toplamda 45 gigawatt saate ulaşması yönünde çalışılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Proje kapsamında üretilecek batarya hücrelerinin de iş ortaklığımız Ford Otosan tarafından yeni nesil transit araçların üretiminde kullanılması konusu değerlendirilmiştir. 12 ay boyunca da yürürlülükte kalacak MOU kapsamında Ford tarafından LGS ve Koç Holding'e Türkiye'de batarya hücre üretimi ile ilgili iş ortaklığı kurulması konusunda münhasırlık tanınmıştır. Koç toplu olarak da yatırıma katılıp katılmama kararlı pay sahipliği yapısı, yatırım işbirliği ve ortaklık koşulları Taraflar arasında gerçekleştirilecek görüşmeler ve fizibilite çalışmaları sonrasında yapılacak değerlendirmelere göre netleşecek olup önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. Yani aslında bir nevi burada Ford Otosan'ın önemli bir adıma imza attığını görebiliyoruz. Ee, burada batarya yüce yatırımına bir yatırım yapmak istiyorlar. Oldukça önemli bir kısım. Zaten az önceki haberde de çokça bahsetmiştik. Şimdi bir de önemli bir e, hikaye daha var Ford Otosan'da. Hemen onu da bahsetmek istiyorum sizlere. O da Romanya Fabrikası hikayesi. Hemen şöyle Ford Otosan bakın Ford Romanya'yı aldı. Bu bu habere baktığımız zamansa Ford Otomotiv Sanayi'nin %100 ortaklığı Ford Otosan Netherlands BV'nin Ford Romanya hisselerinin tamamını satın alması için sözleşme imzalandı. Ford Romanya hisselerinin tamamı için 2022 ve 2028 yılları arasında toplam 575 milyon euro ödeme yapılacak. Ayrıca 2028 yılında tutarı Romanya fabrikasının 2028-2034 yılları için öngörülen kapasite kullanım oranına bağlı olarak belirlenmek üzere 140 milyon euroya kadar da ilave ödeme yapılması söz konusu olacakmış. Yani burada şirket 2022 yılında böyle bir e, hikaye gerçekleştirdi. Oldukça önemli kapasite 900 bini aşacak. E, bu oldukça önemli. Puma elektrikli araç olacak. Yani burada elektrikli araçlara da yine e, yatırım yapılacağını görüyoruz bu yatırımla birlikte. Şöyle okuduğumuz zaman bakın buradaki haberin detaylarını. E, hisse satın alma sözleşmesi birlikte Krayova tesislerinde üretilecek üretilecek araçlar ile ilgili olarak tedarik koşulları da belirlendi. E, bu tesislerde mevcut durumda Puma ve Ecosport Binek araç modelleri ile 1.0 litre EcoBoost benzinli motorları üretiliyor. Tedarik koşulları uyarınca 2022 yılının sonundan itibaren Ecosport üretiminin sonlandırılması, yani bu senenin sonundan itibaren bu üretim sonlanacak. Puma modelinin ise üretimine devam edilerek 2024 yılından itibaren tam elektrikli versiyonunun üretime geçilmesi planlanıyor. Ayrıca Yeniköy fabrikasında 2023 Temmuz ayına kadar da üretimine devam edilecek olan Courier aracını ikamet etmek üzere tasarımı ve mühendisi Ford Otosan tarafından geliştirilecek olan yeni nesil Courier araç modelinin Van e, ve Kombi versiyonlarının krav ve testlerinin üretilmesi öngörülüyor ve burada da 2023 ve tam elektrikli versiyonlarının ise e, 2024 yıllarında üretimine başlanması bekleniyormuş. Yani bakın hem elektrikli araçlarda zaten büyük bir potansiyel vardı. Hem batarya anlamında yeni bir adım atıyorlar. Hem de bu Romanya e, fabrikasıyla birlikte elektrikli araç üretmeye de şirket başlayacak. Oldukça ciddi hikayeler olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada şirketin e, zaten e, yatırımcı sunumunda önemli yerlere değinmiştik. Bir de şunlardan bahsetmek istiyorum burada. Siz de yatırımcı sunumuna girerseniz bakın burada sayfa sayıları veriyor. Burada elektrifikat elektrifikasyon yol haritası şeklinde çok güzel bir yazı var. Ben hemen e, burayı açmak istiyorum. Şimdi elektrifikasyon şöyle açacak olursak şimdi e, 30 e, 30. sayfaya geldik ve 31. sayfaya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle Ford'un elektrikli araç yol haritasına baktığımız zaman ticari araçlar bakın 2024'e kadar tüm portföylerde sıfır salımlı model seçenekleri olacak. 2030'a kadar da satışların 3'te 2'sinin tam elektrikli ya da şarj edilebilir hibrit olması öngörülüyormuş. Binek araçlara baktığımız zamansa 2026 ortasına kadar tüm portföyde tam elektrikli ya da şarj edilebilir hibrit seçenekleri olacak. 2030'a kadar da satışların %100'ünün tam elektrikli olması öngörülüyor. Buradan çok önemli hikayeler bakın burada gördüğünüz gibi Avrupa'daki Ford müşterileri için artık 300 bin Blue Oval şarj noktası mevcut. 2026'ya kadar yılda 600 bin Ford elektrikli aracın satılması bekleniyormuş. 2025'e kadar da Avrupa genelinde 7000 I Ionity yüksek güçlü şarj noktası kurulacak. 2025 yılına kadar da yüksek güçlü şarj noktalarından sayısını 4 katına çıkarmak için Ionity'den 700 milyon euro yatırım alınacakmış. E, bu önemli yine Ford Otosan 2024'e kadar piyasaya sunacak tam elektrikli araçlarına baktığımız zamansa işte Puma, Transit Courier, Tornio, Courier okuyamıyorum yani İngilizcem çok e, böyle Bazen pronunciation iyi olmuyor. Ama burada önemli yatırımlar olduğunu söyleyebiliriz. Bakın e transit zaten üretilmeye başlanmış. 2000. çeyrek 2023'te bakın 2 araç daha üretime başlanacak. 2024'te yine 3 tane daha araç üretime başlanacak. Oldukça önemli. Avrupa'da da 3. çeyrek 2022'de e transit siparişleri 10.000'i 10 aşmış. Oldukça güzel yine. Bu da İleri seviye yazılım, Servis özelliklerle geleceğin iş hayatını güçlendiriyormuş. İşte bakın arabanın modeli bu şekilde. E-Custom'un üretimi yine ikinci çeyrek 2023'te Kocaeli fabrikalarında başlayacakmış. Oldukça yine önemli. Yani burada kısacası çok ciddi yatırımlar olacağını görüyoruz. Ford Trucks yani bildiğiniz burada bakın gördüğünüz gibi traktör varimsi bir şey ya da traktör sanırsam yani bazen hata yapabilirim kusura bakmayın e, sıfır emisyonlu yük taşımacılığına geçiş bildirisini imzalayarak 2040 yılına kadar da satılacak tüm yeni kamyonların fosil üretmeyeceğini ve 2050 yılına kadar da karbon nötr olacağını taahhüt etmiş. Bu da yine oldukça önemli bir hikaye. %100 elektrikli Ford Trucks Hanover'da tanıtılmış bile oldukça güzel. 2030 yılında Avrupa'ya satışlarımızın yarısının sıfır emisyonlu olmasını 2040'ta ise sıfır emisyonu hedefliyorlarmış. Ee, Generation F hareketine göre de %100 elektrikli, bağlantılı ve otonom araç teknolojileri üzerine olacakmış. Yani kısacası Ford Otosan'da bakın hem yeni bir üretim artışı hikayesi var Romanya fabrikası ile birlikte hem de elektrikli araçlara ciddi bir yatırım olduğunu görebiliyoruz. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.